Merhabalar, kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle lezzeti sosundan gelen muhteşem bir yemek yapacağız. Sizleri çok fazla bekletmeden hemen yapım aşamalarına geçmek istiyorum. Fırında patatesli tavuk yemeğimiz için öncelikle sosunu yaparak işe başlayacağız. Burada dolu dolu 2 yemek kaşığı mayonez var. Mayonezimin üzerine bir kahve fincanı zeytinyağı ekliyorum. Bir yemek kaşığı sirke ekliyorum. Sirke, üzüm ya da elma sirkesi fark etmez. Bir su bardağı ılık suyumu ekliyorum sosumun üzerine. Ve baharatlarım var. 2 tatlı kaşığı kekik kullandım. 1 çay kaşığı kimyon, 1 çay kaşığı karabiber, 1,5 diyeyim ya da 1 tatlı kaşığı pul biber ve yeteri kadar tuz. Onu da ekliyorum. Ve şimdi sosumu tamamen ters yapıcıyla çırpacağım. Böyle derin bir kap kullanalım arkadaşlar. Çünkü üzerine şimdi diğer malzemelerimizi de ekleyeceğiz. Yeterli oldu karışması. Şimdi 10 tane tavuk budum var burada. Onlara ekliyorum. Şöyle tavuk butlarımızı şöyle sosa iyice karıştıralım. Tamamen karışsın. Patateslerim var. Patateslerimi ekliyorum. Burada patates miktarı vermiyorum. Siz tepsinizin büyüklüğüne göre patatesi istediğiniz kadar ekleyebilirsiniz. Ben böyle pazarda denk gelmişti. Küçük küçük patatesler, bebek patates diye satılıyor. Çok hoşuma gitti. Bunu kullandım. Ama siz büyük patatesleri 4'e 5'e istediğiniz büyüklükte bölerek kullanabilirsiniz. Hatta ben burada elimle artık devam edeceğim. Çünkü sosun her yerine gelmesini istiyorum. Patateslerim de dahil. Şimdi arkadaşlar bu sosun üzerine streç filmle kapatacağım ve yaklaşık 2-3 saat buzdolabında dinlenmeye bırakacağım. Şimdi patateslerim ve tavuklarım yeteri kadar marine oldu. Şöyle üzerindeki streç filmi kaldırıyorum. Ve fırın tepsime artık şöyle alttan ala ala yerleştiriyorum. Önce tavuk butlarını yerleştireceğim. Üzerine de patatesleri. Onu da şöyle koyalım. Şöyle şunları karıştıralım yine. Şimdi patateslerimi yerleştireceğim. Yerleştirme işlemim bitti. Şöyle kabımda kalan sosu dökmüyoruz. Şöyle karıştırıyorum ve sosu da fırın kabımıza patateslerim ve tavukların üzerine aktarıyorum. Ve şimdi üzerine şöyle folyoyla kapatıyorum. Folyonun altı yağlı kağıt. Onu da göstereyim. Eğer bu şekilde bir folyonuz yoksa önce yağlı kağıda sonra da folyoyla üzerine sarıp fırına gönderiyoruz. Fırında bu şekilde yarım saat üstü kapalı pişireceğiz. 15 dakikada bu folyoyu alacağız. 15 dakikada öyle pişireceğiz. Yani yaklaşık 45 dakikada yemeğimiz pişmiş olacak. Ama siz yine de kontrollü olun. Fırından fırına değişebilir. Benim fırınımda 45 dakikada pişiyor. Ben şimdi yemeğimi fırına gönderiyorum. Yemeğim fırından çıktı.
Pişmiş halinde sizlerle paylaşmak istedim. Gördüğünüz gibi gayet lezzetli görünüyor. Yapım da üstelik çok kolay. Umarım tarifimi beğenmişsinizdir. Bir dahaki videoda görüşmek üzere diyorum. Hoşça kalın. Kendinize çok iyi bakın.